Zeytinyağlı Bakır. İstanbul'da oturan. Alman vatandaşı, İstanbul'da oturuyormuş. Sitemizi tesadüfen bulmuş. Ama zeytinyağlı baklasınız yoktu diyor. Ben de yapmak istiyorum. Mümkünse yapar mısınız diye bir ileti atmış. Onun için Hilya Hanım'da yanlış hatırlamıyorsam. Hemen onun için tam da mevsimi hakikaten bakla çok da yararlı bir sebze. Yani bağırsak sisteminizi düzenliyor, kolesterolü düşürüyor, şifa niyetine yenmesi gereken bir bitki, sebze. Hele böyle doğalını bulabilirseniz sık sık pişirip tüketebilirsiniz. Dediğim gibi etlisini yapabilirsiniz, salçalısını yapabilirsiniz, sade yapabilirsiniz, çorbasını yapabilirsiniz. Kurusunun dolmasını yapabilirsiniz ve Kastamonu, Safranbolu tarafında, Karabük tarafında biliyorsunuz tatlısı. Bir de bunun tatlısı yapılıyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben onun baklavasını da yapmıştım. Nasıl kuru fasulyeden baklava yapılıyorsa eski saray Osmanlı mutfağında, bakladan da çok enteresan tatlılar yapılıyor. Bugün pişireceğim baklayı hepsini çiğden koyacağım. İster kavurarak yapabilirsiniz, zeytinyağlı fasulye sistemiyle. Ama ben bunu hepsini çiğden koyup pişirmeyi daha lezzetli buluyorum. Yarım kilo baklamız ayıklandı. Üstünü geçecek kadar su koydum. Yarım limon sıktım üstüne. Bir tepeleme çorba kaşığı da un koydum. Baklalar kararmaması için bu suyun içinde bekledi. Ortasından herhalde tık tık tık. Evet, evet. Daha sonra bir baş soğan, bir çay bardağı zeytinyağı. Ay, yarım değil mi? Hayır, yarısını tencereye koydum. Yarısını üstüne gezdireceğim. Bir çorba kaşığı toz şeker. Yarım tatlı kaşığı tuz. Ve dereotu. Dereotu. Malzememiz bu kadar. Evet. Ocağımın en altına soğanları, zeytinyağı koymuştum. Evet. En zor da düdükleri şeyini çekiyorum dibine. Şöyle yapayım mı? Sonra bir de yırak ki tencerenin dibini mi yiyorsan? Gelin. Şimdi şunu alalım buraya. Bunun hepsi fazla girecek buna. Baklalarımı. Zeytinyağı şimdi mi? Yok. Bir dakika sadece. Zeytinyağının... Şeker. Evet. Dökeyim mi? Dökebilirsiniz. Şeker ve tuzu. Yemekle birlikte pişmek. Herhalde benim gibi sabıksız olmamak. Evet. Şeker ve tuz mu döküyoruz? Evet. Mevlevihanede bin bir gün veya ahirlikte öğrencileri çalıştırırlar. Beni kesin atarlar. Ve mutfak şeye gelmez, aceleye gelmez. O yüzden çekim yapıyorum. Evet. Şimdi bu unlu suyumuzdan yeteri kadar. Yeteri kadar ne kadar? Şimdi bakalım. Şimdi o kadar mı? Evet. Zeytinyağı. Çiğ zeytinyağı piştikten sonra gezdirilecek Işıl Hanım. Tamam. Yani zeytinyağlılar da böyle yapmıyor muyuz anne? Ya hiç hatırlamıyorum. 1500 çekim yaptın. Yani. Dile kolay. Bak ne kadar kolay söylüyorsunuz. Ya evet, evet. Gelin bir de siz onu bana sorun. Bir de Işıl Hanım'a sorun. Bunu da koyduktan sonra tuzunu, şekerini düdüklümü kapatıyorum. Altını açıyorum. Benim düdüklüm 8 dakikada pişiriyor bunu. Bakınız pişti. Soğudu. Şimdi burada bir püf noktası daha var. Ve zeytinyağısını üstüne gezdireceğim ve dereotunu koyacağım. Sabaha kadar bekleyecek. Yani zeytinyağlı yemekleri mutlaka pişirdiğiniz tencerede soğutun. Sonra saklama kabına. Kalan çiğ zeytinyağımızı pişmiş yemeğimizin üstüne gezdiriyorum. Dereotumuz. Onda mı? Evet. Buyurun. Müsaade ederseniz. Evet, buyurun. Yani. Şunu ben alayım buradan. Şöyle bir yemeğimizi karıştırıyorum. Ege'de zeytinyağlı yemekler ılık veya sıcak yenir. Biz İç Anadolu'da zeytinyağları soğuk yeriz. Zeytinyağlı yemekleri
otururuz, sonra yeriz. Yağlı baklamız pişti. Afiyet olsun.